Arkadaşlar merhaba. Rainbow polikarbonatın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar, net işletme seviyesinde şu an için sıkıntı yok arkadaşlar. Ancak net borç çeyrekte 112 milyon artarak 195 milyona çıkmış arkadaşlar. Yatırımları mevcut inceleyin. Nakit akışları da olumsuza evrilmiş arkadaşlar. Bunlardan bahsettikten sonra etkinliklerden faaliyetler konusuna geçelim. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne gibi değişimler olmuş ona bakacağız. Bir de kıyas yaparken hem bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bir de bir önceki kendisinden bir önceki çeyreğe göre bakıp ona göre bir kıyaslama yapacağız ve bir yön belirleyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar etkinlikler karışık gidiyor. Borç artmış. Bu tabii ciddi bir sıkıntı ama nakit akışlarının olumsuz evrilmesi de ciddi bir sıkıntı ama işletme sermaye açığı da yok sevgili arkadaşlar. Gelelim hasılata arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre 44.31 artarken şu anda da 43.03 oranında artmış. Bir önceki çeyrekte 8'miş. Dolayısıyla hem geçen seneden hem de bu seneki çeyrekten iyi bir performans göstermiş hasılat açısından. Gelelim her 100 liralık hasılatla ne kadar faaliyet kabul etmiş. Geçen sene 7.23'müş. Şu anda 13.20. Bir önceki de 8.32'miş. Dolayısıyla bu da gördüğünüz gibi son 6 çeyreğin en iyi ikinci performansı olmuş. Gelelim net kar kısmına. Her sattığı 100 liralık maldan geçen sene 3.16 net kar elde ederken şu anda 4.37. Bir önceki çeyrekte 10'muş. Dolayısıyla bu da geçen senekinde değil, bir önceki çeyrekten kötü olmuş net kar kısmında. Neden? Çünkü net kar zaten dalgalı, bir de yeniden değerlendirmenin etkisi var arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl %52.05 hasılat yaparken şu anda 58 yapmış. Bir önceki de 48'miş arkadaşlar. Bu da en iyi ikinci performansı göstermiş. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı etmiş? Geçen sene 3.76'ymış. Şu anda 7.66. Bir önceki çeyrek 4'müş. Burada da arkadaşlar görüyorsunuz en iyi ikinci performansını yapmış son 6 çeyrektir. Gelelim net kâr kısmına arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla 1.64 net kâr üretirken geçen yıl şu anda 2.53. Bir önceki çeyrek de 4.90'mış. Dolayısıyla bu da geçen senekinden iyi, bir öncekinden hafif olumsuz olmuş. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu çeyrekte %137.16 büyürken bu sene %1.57 büyümüş. Burada çok ciddi bir düşüş var. Bir önceki çeyrekte 21'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü olmuş. Evet, gelelim arkadaşlar yıllık öz kaynak büyüme. Yıllık öz kaynak büyüme 151.29'muş. Sonra 214'e çıkmış. Oradan da tepe taklak aşağı 34'e gelmiş. Neden? Çünkü 2022'ye 3'te aşırı derecede bir yeniden değerlendirme yapmış olabilir veya başka bir şey yapmış olur. Aşırı derecede bir öz kaynak büyümesi yapmış. Gerçekçi olmayan bir şeyler var orada sanki arkadaşlar. Yoksa onu gidip araştırın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, konumuz o değil. Yıllık öz kaynak büyümesine baktığımızda dediğimiz gibi burada sınıfta kalmış. Fiyat hareketine bakalım. Fiyat hareketi bizim baz aldığımız noktada 11.27'ymiş. İşte oradan bu yana öz kaynaklar %216 giderken fiyat %34 gitmiş. Öz kaynak büyümesinin çok altında kalmış. Neden? Geçmişte de işte bu yeni halka arz olmuş olabilir. Oradan da fiyatlar açık derecede şişmiş olabilir. Şimdi altını doldurmakla meşguldük. Öyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle sebebi budur. Başka bir sebebi olamaz. Halka açık oranı %50. En düşük piyasa değeri defterindeki 1.58. Şu anda yaklaşık %20 yok anda diyelim. FK 14.50, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 7.45. Bütün bunlardan bahsettikten sonra getiri potansiyelini bakalım. En son 34.59 büyümüştü arkadaşlar. Biz de bunu baz alarak bununla ölçeceğiz. Ve böyle devam ederse defter değerimiz 7.92. Bunu %34.60 oranında büyütürsek 2.74 öz kaynaktan dolayı bir kazancımız olacak. Fiyat 15.16. Bunu %33 faizle koysak 5 lira. Yine bu 15-16 yara gibi duran varlık alırsak da enflasyondan kaynaklı 8.56 kazancımız olacak. Dolayısıyla şirketin şu anki performansı hem faizin hem de enflasyonun maalesef gerisinde kalmış. Peki bunun bir dengeye oturması lazım. Bize göre yatırımın doğru olması için böyle bir dengenin oluşması lazım. Bunun için iki şart lazım. Ya şirkete yatırırsınız, şu
öz kaynak getirisinin yukarı gitmesi lazım, yukarı evrilmesi lazım. Yani 8-56 yaklaşması lazım. Bunun için de şu öz kaynak büyümesinin yukarı gitmesi lazım. Veyahut da fiyat da aşağı gelecek. Aşağı geldiği zaman da şu 8-56 enflasyondan ve 5 lira olan faiz getirisinden aşağı düşüp 2-76'ya evrilecek. İşte bütün mesele bu düğümü çözmekte arkadaşlar. İşte siz geleceğe yönelik simülasyon yaparsanız, yaptığınız takdirde ufak tefek yatırımlar mevcuttu zaten. Gidip işte ona yönelik mi ileride çok mu kazanacağını düşünürsünüz? Veyahut da enflasyonun çok düşeceğini ve öz kaynakla 134 kalacağını, enflasyonun çok ciddi oranda düşeceğini mi tahmin edersiniz? İşte bütün mesele buradaki sizin tahminleriniz, öngörüleriniz ve onu tutup tutmaması. Yoksa fiyat hareketiyle ilgilenmiyoruz. Fiyat burada 15 liradan 15 milyona da gider, 1 liraya da düşer. Mesele zaten fiyat meselesi değil. Yatırımcı olarak öz kaynaktan ne kadar para kazanacağız ve şirketimiz hangi yöne gidiyor? Biz bunu çözmeye çalıştık. Bununla ilgili veriler size sunduk. Gerisi kalan tarafı da size ait arkadaşlar. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız, tamamen sizin tasarrufunuzda. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.